Merhaba, aslında bu videonun başlığını düşünürken 3 şey arasında kararsız kaldım. Birincisi dikkat çekebilmek, bu videonun başlığı. İkincisi farklı biri olabilmek. Üçüncüsü önemli biri olabilmek. Hepsi aynı. Ne biliyor musunuz? Bir ortama girdiğiniz zaman fark edilmek, değer görmek, konuşurken sizi dinlemeleri, değer vermeleri. Bu maalesef çok kolay değil. Bazı şeylere dikkat etmeniz lazım. Nelere dikkat etmelisiniz? Başlayalım. Peki, nasıl dikkat çeken insan olursunuz? Nasıl önemli, değerli olursunuz? Değer görürsünüz? Birincisi, her şeyden önce lütfen hangi ortama girerseniz girin, gülümseyin, gülümsetin, güldürün demiyorum, kendinize güldürmeyin ve selamlaşın. Şöyle, girdiniz, yüzünüz güler olsun. Şöyle girmeyin ortama, ya yağmur, hava çok kötü değil, düşük enerji ve mıy mıy değil. Girin, merhaba, nasılsınız? Elini uzat. Elini uzat, selam ver, hatır sor. Şunu yap. Merhaba, nasılsın? Ya gerçekten nasılsın? Merak ediyorum. Bak bu. İkinci gerçekten nasılsın sor. Ve kişi şunu yapsın. İyiyim. Ya gerçekten aslında iyiyim de işte işler yoğun. Gerçek hikayesini anlatsın. Seni daha önce hatırını soran gün içindeki 5 kişiden ayırsın. Buna dikkat et. Bir diğer konu, kaliteli iletişim sor. Şaşırt, yeni bilgiler ver. Bugün ne öğrendin biliyor musun? Hemen 5 saniye içinde o ilginç şeyi söyle. Uzatma. Her sohbetinde bir kalite olsun. Sokak dili, lan, küfür, argo sakın. Bunlar yasak. Eğer sen sokak dili, küfür, argo kullanırsan anlatacağın bir şeyin yoktur. Bir konu daha var ki çok önemli. Lütfen kişisel alan ihlalleri yapma. İnsanlarla konuşurken önemli insanlar, değerli insanlar kendi şu kırmızı alanından çıkmaz. Burası benim kolumun yetiştiği yerler. Bakın. Bu alan içinde kalırım ama burada 3 boyutu yakalarım. Beden dilimi kullanırım. Ama kimseye gidip dokunup mıç 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 elleşmem. Bu benim değerimi korur. Ben kaliteli bir insanımdır. O da bana el şakası yapamaz. Ve bir diğer konu daha. Lütfen eğer mümkünse insanlara iltifat edin. Güzel sözler söyleyin. Bakın yağcılık değil. Ya bugün hoşsun, ne yaptın? Keyfin yerinde gözüküyor. Moralin mi yüksek? Mesela. Bunlar insanların sizde pozitif hissetmesini sağlar. Kötü şeylerden bahsetmeyin. Son 3 örneğimiz. Bunlar önemli. Bir, sondan bir. Teşvik edin, takdir edin ve puan verin. Ne demek istiyorum? Dinliyorsun anlattığı bir şeyi. Anlattığını bir şey sürekli tekrarla. Söz sana geldi. Ya anladım, böyle olmuş demek ki. Öyle mi? Yani seni dinliyorum, sana değer veriyorum. Mümkünse çok önceden geçen hafta anlattığı bir şeyi de tekrarla. Ya merhaba, nasılsın? Geçen hafta şöyle demiştim. Ne oldu? Yani ben senin anlattıklarını değer veriyorum, hatırlıyorum ve sana yansıtıyorum. Seni hayatının kaydı olarak görsün. Seni hayatına bir cetvel yapsın. Bu cetveli öyle akıllıca kullanacaksın ki şöyle. Bence bu işte iyi gidiyorsun. Yani %60'ını hallettin. Ya da senin çaban en azından bu işin %10'u kaldı. Ben bu konuda sana 10 üstünden 8 veriyorum. Bak. Bir puanlama yap ki seni otoriter görsün. Fikrin somut delillere, somut rakamlara dayansın. Soyut değil. Aferin, iyi gidiyorsun. Fena değil. Değil. %80 hali oldu. Helal olsun. Gibi. Bir diğer konu, zaman çalmayın. İnsanların size doyması 15 dakikadır. 15 dakika. Bir yerde sohbetiniz 15 dakikadan fazla uzuyorsa yiyin, için, bir şeyler yapın. Bir ayağa kalkın gidin, tazelenin gelin. Gözlerin içine bakın. Sizi istiyorlar mı hala? Açlık oluşturun. Söz hakkını başkalarına verin. Sakın biriyle konuşurken o aptal telefonunuzla oynamayın. İnsanların sohbetinden bilerek çıkmayın. Göz teması kurun, onlarla kalın. Ve son, hedeflerinizden bahsedin, hayallerinizden değil. İnsanlar hayallerinizle dalga geçebilir, hedeflerinizle geçemez. Ve hedefleriniz çok fazla olmasın. Bir iki tane muhteşem hedefinizi sohbete koyun. Sohbetin kuralı şu. Önemli biri olacaksanız. 5 dakika giriş. 5 dakika gelişme. 5 dakika final. İnsanlardan bir şey isteyecekseniz bile buna dikkat edin. Ne demek istiyorum? Bir insandan bir şey isteyeceksin. 5 dakika boyunca hatır sorman gerekiyor. Havadan sudan konuşman gerekiyor. Farklı bir insan olmak istiyorsan, kendini önemsetmek istiyorsan 5 dakika istediğin şeyi iste. Ve onu isteyip çıkma. 5 dakikada soğuma, hani tatlı bir çıkış muhabbeti yap.
İnsanların sizi fark edebilmesi için lütfen marjinal kıyafetlere ihtiyacınız yok. Saçma sapan takılara ihtiyacınız yok. İlla ki saçınızı farklı farklı 15 tane renge boyamanıza gerek yok. Mümkünse kendi kalitenizde bakın. Yani bir takı vesaire bir şey yok. Zaten saçım da yok boyayabileceğim. Ama mümkünse lütfen insanlara kaliteli sohbet sunun. Ben Enik Tatar, bir sonraki videoda görüşmek üzere.